Merhaba arkadaşlar. Artık arkadaşlar demeyeceğim, merhaba. Saat 6 çeyrek geçiyor, hazırız. Yola çıkacağız şimdi Las Vegas'a doğru. Bayağı uzun bir yol olacak çünkü normalde de zaten galiba 3-4 saat mi sürüyor? Yani normalde de 5 saat mi? Uzun sürüyor yani ve biz zaten çok duracağız çünkü yolda çok outlet var falan filan. O yüzden biz hani 12 saatte falan gideriz o yolu. O yüzden bugün yolda geçecek genel olarak. Bir ara duracağız falan, oralara çekeceğim. Ama şimdi arabaya gidip uyuyacağım dona gibi o. Bir 3-4 saat falan uyurum müzik dinleyip. Ha, bakalım nasıl olacak? Bence Las Vegas daha güzel olacak. Ben Las Vegas'ı daha çok seviyorum zaten. Çünkü Vegas baby. Arkadaşlar bir tane markete girdik şu an ve her şey var yani, bakar mısınız? Kaybolduk aslında şu anda. Şu an kaybolduk. Şuradaki pastalara bakar mısınız? Her şey var, bak burada makarna var, bak burada tavuk parçaları var. Daha şu an yani şurası giriş yani ve biz girdik ve direkt burada kaldık. Kaç reyon var bakar mısınız? Bilgi notu, arabaya bineli yarım saat falan olmuştu yani, kahvaltıcıdan bineli. Çok uzun sürecek. Bir şey içmek istiyor musun? Bakayım. Şu an cips reyonuna geldik. Burada bir yerde biter diye düşünüyorsunuz değil mi? Bitiyor. Şu an bitti. Yok, bakayım. Şu an bitti. Bakar mısınız? Sen ne satıyorsun bu kadar yani? İçeceklerin şişmanlığına bakar mısınız peki? Bakın o kadar dev içiyorlar ki ya, bu nasıl şirap? Bunu kim içer? Bu bir yıllık falan mı? Ne bunlar kardeş, siz ne yapıyorsunuz? Bu ne ya? Crush grape. Taşıyamıyorum bak. Kasıldım. Çok böyle çok... Bütün yemekleri çok büyük. İçecekleri çok büyük. İnsanlar da çok şişman zaten. Fit olmak lazım abi. Evet. Burada insanlar, şurada gördüğünüz kadıncanın arkasındaki, alışverişini yapıyor. Poşetleme işini başkaları yapıyor, şurada gördüğünüz adam. Buradaki kasiyerle de 30 saat muhabbet ediyor ama 30 saat yani. Sabahın 10'u, ne buluyorsun konuşacak. Bayağı bir konuşuyorlar ve bu sırada da kadın çentilenmiyor çünkü onun yerine poşetleyen başka biri var. Biz de burada Amerikalılar gibi sabırla bekliyoruz. Hiç sabırlıyız. Hiç mutlu değil. Hani kimse bir şey demiyor, anladın mı? Bir susun artık, bir ilerle diye. Herkes böyle bekliyor. Çünkü bir oda konuşacak on saat. Böyle özgür, güzel, rahat bir ülke. Bak biz hiç konuşmuyor. Anladın mı? Müşterisi. Şu an bir outlet'te durduk arkadaşlar ve burada çok güzel şeyler var. Michael Kors, Coach, ne bileyim ben, Ralph Lauren, ondan sonra Tommy Hilfiger falan filan, ne var, Claire's, bir sürü şey var ve burada alışveriş yapacağız şu an. Anne ne alacağız bana? Bilmiyorum. Bir şey bulalım mı? Alacağım. Bana bir şey al. Bakalım. Bakalım. Atlet'e geldik ve şu an arabada iner inmez bir sıcak hava dalgası geliyor ki size anlatamam. Baktım internette 36 dereceymiş şu an, yani şurayı çek, çöl yani zaten. Las Vegas'a giden bir çöl. Şu an pişiyorum ama yanıma ırka aldım. Neden? Çünkü içeride hayvan gibi klima var ve bu yüzden donuyorsun içeride ama dışarıda da çok terliyorsun. Biraz sakat bir hava aslında. Öyle işte, şimdi yine alışveriş yapacağız. %60'mış. Kaç para oluyor yani? Ne kadarmış? 30. Bir şey söyleyeceğim. Şapkayı alırım, öteki iki tanesini sen kendin al. Harçlığını al, bayram harçlığını hayır, al. Hayır, bunu sen beğendin ama. Beğendim. Bunu sen beğendin. Bunu sen beğendim al. Ama bununla şapkayı... Onu...
Hayır. Bayram harçlığını al. Hayır, bunu nasıl... Bunu... Kızım, bayram harçlığını niye verdik sana? Tamam bak, bunu bunu sen al. Ha, ben bunu, sana bunu alacağım ben... şeyi ben aldım zaten, aldım. Yani... Hediyemi aldım, doğum günü hediyemi de aldım, hepsini aldım. Yani bak, bak, tamam bu zaten tam bu okey ama bu çok güzel, bunu sen al. Hani hepsine param yetmez benim. Ben buna... Benim bunu yetiyor. Benim yetiyor, her şeyi param yetiyor. Tamam, tamam, bunu ben alayım. Bak ama kutuyorum. Şunu bir hesaplayamadık. Ha, böyle annene karşı gelirsen böyle olur. 34. Evet arkadaşlar, anneme aldırdım. Bir tek üstü ben ödüyorum yani hırkayı ama devamını annem aldı. Öyle şimdi de Koç'tayız. Yatıyorum yani, Can da yatıyor. Burada Selena Gomez'cimiz var. Böyle Koç, annemi bekliyoruz. İnşallah gideceğiz yani ama az kaldık. Ne kadar kaldı bitmesine yolun? Tamam işte yarım saat falan kaldı. Sonra Las Vegas'a geliyoruz. Yay! Las Vegas'ı çok seviyorum. Her ne kadar hiçbir şey yaşımız yetmese de yine de güzel bir yer. Oraya da çekeceğim. Bu üçünden en güzeli galiba Las Vegas, değil mi? Aynen, en güzeli. Niye bu kadar parlıyorum? Ve amele yanığım oldu yani. Şuralarımı görüyor musunuz? Öyle yani. Can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game, now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rain. Otele geldik ve nasıl iyi geldi anlatamam size, bu kadar yorgunluğun ardından bu oda. Ah, harika. Şimdi birazcık şey yapalım, böyle dinlenelim falan, giyinelim, dışarı çıkacağız. Öyle işte, çok güzeldi değil mi? Çok beğendim odayı. Geleceğe falan gelmişim gibi hissediyorum şu an. Ayaklarımın altı. Öyle. Şimdi size makyaj rutinimi gösteriyorum. Dışarı çıkıyoruz ve yine geç kaldık. Ve yine bizim yüzümüzden geç kaldık ama olsun. Kullandığım... Ay tam, tam makyaj bloggerları gibi şeyleri. Kullandığım şey... Annem sağ olsun. İşte bitti. Makyaj rutinim bu kadar arkadaşlar. Bunu yapıp çıkıyoruz. Bu ne ya? Garip garip şeyler. Evet arkadaşlar, Las Vegas'ta bir gece hayatı. Böyle şık işte olmanız gerekiyor, bir rimel gibi. Öyle, şimdi dışarı çıkacağız, yemek yiyeceğiz. Tabii ki yemek yiyeceğiz, başka ne yapabiliriz yani? Öyle çıkıyoruz. Bunlar nasıl kapanıyor sizce? Şunlara bakar mısın? Çözdüm. Üstüme bugünkü giydiğim şey zaten minimalist yazan şey. Altına bugün aldığım Calvin Klein eşofmanım ve her zamanki ayakkabılarımız var. Aslında beyaz olan daha çok uyacaktı buna ama SeaWorld'de ıslandığımız için balinalar tarafından onu giyemiyorum. Bir de bu da bugün aldığım yine çanta. Michael Kors. Şey gibi oldu ya, yeni aldığım her şeyi bir anda giydim ama hevesleniyorum yani, ne yapabilirim. Öyle işte, bir de aslında burası çok sıcak ama dediğim gibi klimalarla buz gibi olduğu için bir de hırka alabilirim yanıma. Öyle işte. Outfitimiz böyle. Evet, üstüme de bunu almaya karar verdim. Bunu çok seviyorum. Buradan Deniz beni izliyorsan sana sesleniyorum. Arkadaşlar herkes bunu Deniz'in sanıyor Instagram'da görünen oluyor. Ama bu Deniz'in değil, benim. Deniz. Kıyafetlerimi çalmayı kes. Öyle işte. Şu an daha çok uyudu sanki çantayla. Hadi bye. Ya ama sen buraya böyle güzel ışık versen ben de video çekeyim kardeşim. Hemen bir şarkı söylüyoruz. When raindrops fell down from the sky, when you... Devam bilmiyorum, neyse. Işık çok güzel.
Can. Orada havalar nasıl? Rüzgarlı. Burası çok sıcak ya. Durdu. Gitsene şöyle olduğumuzu. Yürüsene. Küçük yürü. Bu tatil nasıl geçiyor? Sen olmasan daha özeldi. Böyle bir kuzenim var ya. Ben gerçekten ne yapayım? Değişelim mi? Neyi? Bilmiyorum, belki başka zaman geldi. Neyi? Neyi değişir? Yemeği çekmeyi unuttum. Bu yüzden tatlıyı çekiyorum. Bayağı yedim var ya, pizza yedim. Göbeğim çıktı. Günaydın. Yeni kalktık vallahi. Normalde hep böyle çok erken kalkıyoruz biliyorsunuz. 6, 7, 8. Bugün böyle 10'da falan kalktık. Ayrıldık çünkü teyzemlerle. Biz annemle odada kaldık. İşte annem odaya yemek söylemiş. Öyle bir kahvaltı yaptık güzel. Şimdi de giyindik falan bikinilerimizi. Gidiyoruz havuza. Bakalım buranın havuzu nasılmış. Öyle işte. Anneciğim. Good morning. Hi guys. Annem iyice triplere girdi. Hayır, sen öyle söylüyorsun. Hi guys, it's female is here. Hey guys diyorum lütfen. Selamünaleyküm. Guys. Neyse öyle işte. Bugün de böyle birkaç planımız var ama şu an o kadar sıcak ki dışarısı, yani öyleymiş. 38-40 derece olduğu için hiçbir şey yapılmıyor dışarı. Yani sanki birisi size böyle kurutma makinesiyle sıcak hava üflüyormuş gibi bir hava var yani. Nem yok ama öyle bir hava var ki insanı çok boğuyor. O yüzden hiç dışarı çıkmayacağız. Direkt havuzda geçiririz günümüzü. Böyle müzik dinleriz falan filan bir şeyler. Ondan sonra akşama doğru şovlara gideceğiz filan. Akşam çok güzel oluyor zaten. Hem ışıl ışıl hem daha serin oluyor ama şu an çok sıcak yani. Öyle. Görüşürüz. Arkadaşlar burada Starbucks var. Yani burada da Starbucks var diyeyim. Yani otelin içinde sen niye Starbucks varsın? Neden? Çünkü Amerikalılar deli gibi kahve içiyor. Haksız mıyım? Evet ve o kadar kocaman şeyler de içiyorlar ki. Yani zaten demiştim size şeyler çok büyük diye. Yani bu bardakları falan filan. Bir de öyle bir kahve içiyorlar ki nasıl sen ayık kalıyorsun, uyanık. Kahve makinesi. Ay nasıl uyuyorsun yani. Böyle kahve çok önemli onlar için. O yüzden otele de Starbucks koymuşlar. Her yerde Starbucks var. Yani 10 metrede bir falan Starbucks var. Neyse Allah'tan seviyoruz biz de. Arada bir içiyoruz da çok büyük yani, hepsini bitiremiyoruz. Şimdi havuza gidiyoruz işte. Yine otelin içinden güzel yerlerden geçiyoruz. Böyle şelaleler falan. Güzel, nice, mimari beğendim. Geri dönüyoruz otele çünkü çok sıcak. Yani zaten oturduk, yemek yedik, havuza girdik ama güneşlenemeyeceğiz. Çünkü aşırı sıcak, haşlanıyoruz. O yüzden odaya gidip klimayı açıp yatacağız. Nasıl anne, beğendin mi burayı? Çok cool beğendim. Cool life'ı beğendin mi? Öyle işte, gideceğiz. Şimdi reklam yapıyorum arkadaşlar. Fujitsu reklam. Şu an hala otelin içindeyiz yani. Başka bir otele geçtik ama böyle yine oteller var. Oradan böyle geçiyorsun ya da trene binip geçiyorsun. Ama bu bir otel şu an. Bakar mısınız? Şuraya bak. Arkadaşlar şu an bulunduğumuz otelin adı Bellagio. Bellagio, Kuzey İtalya'da Como Gölü'nün yakınlarında bir kasaba ve dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesiymiş. İlk kaçta bilmiyorum ama. Ve buradaki şeyler de, bu limon ağaçları falan az önce annemin çektiği şeyler de aslında güneyde olan şeyler. Kuzeyde yok böyle şeyler falan. Limon. Ama yani çok güzel, cidden çok güzel ve... Limon çiçeklerden yapılmış. Aa evet, çiçekler, bunlar çiçek. Çiçeklerden yapılan limonlar. Yani böyle ilginç bir şey. Zaten bütün otelin dizaynı falan, havuzun şeyleri falan, her şey böyle İtalyan yapı, yani İtalyan tarzı diyeyim hani. Her şey öyle yapılmış. Şöyle havuz falan daha böyle Avrupa'yı, yani Amerika tarzı değil pek. Hani çok modern, şu ana kadar hep modern gördünüz ya hani. Bunlar daha çok İtalyan tarzı düşünün.
Buradaki çiçekler, 1400 tane çiçek varmış ve bu 1400 çiçek her gün yenileniyormuş burada. Şaka mı? Her gün 1400 çiçeği yeniden koyuyorlarmış. Taze çiçek. 1400 çiçeği her gün yeniden yapmak ne peki? Sen manyak mısın? Böyle işte bu limonlar ve bu güneş de hep Güney İtalya'nın simgeleriymiş yani. Bunlar da Murano camıymış. İtalya'ya özel bir cam. Venedik'e yakın. Venedik'e yakın. Murano'da, Murano ne adı? Murano. Murano adasında yapılıyormuş bunlar. Akşam gideceğimiz gösteri de bu Cirque du Soleil'in. Ama orada çekim yasak. Yani orada çekim yasak olduğu için sadece bunu çekebiliyor. Ya da gizlice çekerim belki. Şov bitti arkadaşlar. Adı oydu. Anne ne düşünüyorsun? Muazzam. Çekme beni, çekme beni. Muazzammış. Biz ikinci gidişimiz Can'la ve teyzemle ama annem ilk defa gitti ama çok güzel yani. İkinci kez gitsem de sonuna kadar izledim yani. Bir daha sonra bir daha izledim. Çok güzeldi. Şimdi otelimize geri dönüyoruz. Otelimize geri dönüyoruz şimdi. Uyuyacağım, aşırı yorgunum yani. Yapma, yapma. Komik değil. Otelimize geri dönüyoruz, uyuyacağız. Öyle. Las Vegas gecelerine maalesef yaşımız yetmediği için otele gitmek zorundayız. Merhaba sayın seyirciler. Bugün otelimizin kazino bölgesinden sizlerle karşınızdayız. Sizlerle karşınızdayız ne ya? Cidden bazen Türkçemi sorguluyorum. Neyse. Normalde buradan geçmemiz yasak. Yani geçmemiz yasak değil ama 90 saniyeden fazla durmamız yasak ayakta. Böyle düz bir şekilde. O yüzden sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. 21 yaşına kadar böyle. Her neyse şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Lounge. Lounge'a gidiyoruz. Biraz orada oturacağız. Annemleri bekleyeceğiz. Onların da işleri var. Ondan sonra kahvaltı etmeye belki bir yere gideriz. Biraz gezeceğiz. Bugün arabayla geleceğiz. Las Vegas'a. Öyle. Can'cığım bir şey söyle kameramıza. Lütfen bir şey söyle. Yapma yapma, uykum var. Yapma yapma. Öyle uykumuzu alamıyoruz. Çünkü sabah 7'de falan 6'da kaçta kalkıyorsun? Ben dana gibi uyuyorum. 2'de uyuyoruz. Kartın var mı? Bugün kahvaltım bir kruvasan ve çay içeceğim şimdi. Earl Grey. Burada çok değişik çaylar yapıyorlar. Bu en düz yani. Ama aşırı değişik ve tadı çok kötü çaylar var. O yüzden onları istemiyorum. O yüzden en sadesi bu. Az önce başka bir tabela gördüm. Chainsmokers, DJ Snake. Çok normal onlar için. Marshmallow ya. Marshmallow anne, marshmallow. Öyle marshmallow deyince. Yiyemedik. Hani marshmallow falan. Hayır öyle marshmallow değil. Çok kıskanıyorum. Neden bizde yok? Kim? Ah, Chainsmokers. Bir adet tulum, bir adet tişört, bir adet
spor ayakkabı, bir adet çanta. Arkadaşlar, giyecek şeylerim tükeniyor. Bunu kaçıncıya dönüyorum artık. Zaten ayakkabı deseniz daha yeni kurudu. Islattı çünkü. Her neyse. Şu an sinirlerim bozuk. Çünkü ben her güne bir kıyafet olacak şekilde getirmiştim. Ama her gün iki kıyafet değiştiriyoruz. Ve bu benim sinirimi bozuyor şu anda. Her neyse. Niye bu kadar enerjimi bilmiyorum. Saçımı bugün ilk defa açık bırakmadım. Çünkü çok sıcak. Çünkü biliyorsunuz ki çöldeyiz. Şimdi gidiyoruz. Anne içmeyeyim. Annem çok güzel oldu ya. Bir de bana bak. Annem tam bir lady, Allah'ın şeyi. Allah'ın yürü, ne demek? Ne demek? Hayır, neydi ya? Bir dakika. Bu Allah'ın kulu, ben Allah'ın cezası. Tipe bak. Evet falan diyor. Neyse öyle işte şimdi. Nereye gidiyoruz bilmiyorum aslında. Nereye gidiyoruz? Gezeceğiz işte. Öyle. Gezeceğiz, öyle takılacağız. Sonra biz belki Can'la birazcık Las Vegas turu yapabiliriz. Downtown'a inip biraz orada Coca-Cola falan filan gibi böyle mağazalar var, oralara girip bir şeyler alabiliriz. Ondan sonra da bir akşam yemeğini reservation yaptırdık arkadaşlar. Orada yemek yiyeceğiz, çok yorulduk. Öyle işte, bu paspal halimle dışarı çıkıyoruz ama zaten Amerikalılar da paspal. Bir şey almayı unuttum. Ben gidip hemen alayım. Koş, koş kızım. Koş, koş, koş. Aferin, aferin. Koş, 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 koş. İşte böyle yani. Kadın her şeyi unutuyor. Ondan sonra şuraya bir yere koyayım. Evet. Ya. Öyle işte. Şimdi otel. Şimdi takılacağız. Bir şey ben sordum. You know what's me whip? What's me nene? And what's me... Silent ho. Silent ho. Şu an güvenlik kameraları çok eğleniyor. Ay bu ne enerji gerçekten. Buradan Alper Eröz'lere selamlarımı iletiyorum. Ne zaman enerji desem aklıma o geliyor. Çünkü neden olmasın? Çünkü çocuğun enerji diye şarkısı var. Her neyse öyle öpüyorum sizi. Evet arkadaşlar, gitmiyoruz. Çünkü Can üşendi. O yüzden bizde otelin Game Room diye bir yeri var. Orada böyle Xbox falan bir şeyler var. Orada oynayacağız. Bakalım. Ne kadar üşengeçsin ya. Artist. Kaçta oynuyorsun? 9-10. Tişört çekme. Ne? Tişörtü çekme. Alt tarafı FIFA oynayacağız diye 15 dolar girdi arkadaşlar. Bir de yarım saat hani 15 dolar. Zaten 15 dakika ayarlarını yapmakla geçiyor şu an. Olsun yani. Burada güzel bir mavi ışık var burada. Ne olduğunu anlatır mısın bunların? Bilmiyorum. Çetin anlatır mısın? Hola Mexicana, Saculdo, Tejal, Tijuana. Sahil, Saul, Arapça ve Barcelona. Arapça, Türkçe, İngilizce. Saul. La Musta Titia. Mucho gusto. Aynen. Saul. Bence bu İspanyolca değildi ama her neyse yemekler çok güzel. Oh my god. Take a picture, take a picture. Evet arkadaşlar. Şu an çok yorgunum. Ama bir filme başladım ve bitirmek istiyorum. Bu yüzden galiba bitireceğim. Her neyse şimdi odaya gidiyorum. Canlardaydım. Şimdi odaya gidiyorum. Birileri geliyor. Neyse işte. Yarın uzun bir gün olacak. Görüşürüz. Günaydın. 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 Şimdi son günümüzdü dün. Şu anda da bavulları topladıkları sonra annem topladı. Olsun, yine de topladık. Savaş. Savaş verdi annem. Ondan sonra şimdi kahvaltı edeceğiz. Sonra gideceğiz, yola çıkıyoruz. Nereye gidiyorduk? Santa Barbara'ya mı? Şimdi Los Angeles'a gidiyoruz da bir ara Santa Barbara'ya gideceğiz. Santa Barbara'ya da geçeceğiz yarın. Ay, yarın geçecekmiş. Şimdi Los Angeles'a dönüyoruz. Yine 12 saatlik bir yol bizi bekliyor. İşte hazırız. Yok kıyafeti. Öyle dura dura şey yapacağız. Bilgisayarımda yer kalmamış. Dolayısıyla yani şöyle anlatayım. Ben telefonla video çekiyorum ya. Hepsini şey yapmak, hepsini yani şey yapamıyor telefonum. Kaldırmıyor. O yüzden çektikçe bilgisayara atıyordum. Şimdi bilgisayara da yer kalmamış.
O yüzden ya videoları da az çekeceğim ya da annemden çekeceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Öyle işte biraz video sıkıntısı oldu bu kamera olmayınca. Öyle. O yüzden her şeyi çekmeyebilirim yani şu anda. Böyle yolu çekerim, gittiğimiz yeri falan çekerim. Öyle. Üzgün bir kız görüyorum burada ve onu teselli etmeye çalışıyorum şu an. Niye üzgün bir kız görüyorum? Ben anlatayım. Vloguna, Melis Fis'in vlogundayız şu anda. Ne kadarını editler, ne kadarını keser hiç bilmiyoruz. Dur şöyle bir zoomlayalım. Bakayım nasıl zoomlayabildim mi? Bak, ay gözyaşı da varmış. Yerim, yerim. Niye ağlıyor bu kuş biliyor musunuz? Çünkü şu an biz Los Angeles'a gidiyoruz, Las Vegas'tan. Ulaşmak üzereyiz ve arabada bir keşfetti ki bu akşam Ariana Grande'nin bütün tatil boyu şarkılarını dinleyip yeni albümünü dinlediği falan filan Ariana Grande'nin küçük bir kapalı konseri varmış. O kadar da küçük değil. O kadar da küçük olmayan bir kapalı konseri varmış Amex müşterilerine özel. Bizim de var Amex kartımız. Yani hemen girdik baktık ama biletler tükenmiş. Ve şu an çok üzgün. Yani aynı anda çok sevdiği bir sanatçıyla aynı şehirde bulunmanın ve onun konserine gidememenin üzüntüsünü yaşıyor. Ama ben annesi olarak ona bilet aldım ama diyorum ki bak iyi tarafından bakmaya çalış. Şu an Los Angeles'tasın. Bak efil efil rüzgar var. Havayı kokla. Ta dünyanın öbür ucundayız ve buraları gezmeye geldik. Zaten bir konsere gittik. O konsere İstanbul'dan ta bilet aldık. Ed Sheeran çok da pahalıydı yani bana sorun. Bunları ben ödeyeceğim, ödüyorum. Daha da ödeyeceğim yani dönünce de. Yani güzel şeyler yaşıyoruz. Bunu düşünmek lazım diyorum. Ve tekrar kamerayı Melis'e çeviriyorum. Gül bakayım o zaman anneye. Aferin sana. Bak etrafı çekeyim. Bak güzel bir yer burası. Hava mis gibi. Çok soğuk değil, çok sıcak değil. Boş işte bir yerde durduk böyle. Melis birden bunun üzüntüsünü yaşıyor. Ve onu teselli ediyoruz hep beraber. Ariana, bunu görüyorsa... bunu görüyorsa İstanbul'a gel konser yap kardeşim. Belki de Ariana İstanbul'a gelecek ve ona backstage bileti bulabileceğiz. Ya her horoz kendi çöplüğünde öter çocuğum. Türk'üz biz. Şu an gavur bir memleketteyiz. Geziyoruz, tuzuyoruz. Yani başka kültürler görüyoruz. Bunlarla mutlu ol. O kedi buraya gelecek. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Şu an iyiyim. Ağlamıyorum. Şimdi bir alışveriş merkezine geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Los Angeles'a geldik aynen çok şükür. Evime gelmiş gibi hissediyorum. Öyle bir mutluluk var içimde yani. Neyse işte CD satan bir yer bakıyoruz. Çünkü Ariana Grande'nin ve Shawn Mendes'in albümünü almak istiyorum. Türkiye'de yok. Yani almak istiyorum ama hiçbir yerde bulamadık yani şu ana kadar. Şu an alışveriş merkezini geziyoruz. Burada çok da bir fark yok hani Türkiye'de alışveriş merkezinin. Sadece aynı birazcık dizaynı farklı. Yani. Aynı markalar. Aynen marka olarak aynı yani çok bir şey yok. Öyle biraz böyle şey markalar var. Zengin markaları var. Yani biz de hiçbir şey yapmıyoruz yani böyle geziniyoruz. Biraz acıktık çünkü öğle yemeğini atladık bugün. O yüzden akşam yemeği yiyeceğiz yani burada. Öyle sonra otele gidip uyuruz herhalde çünkü yorulduk yani bütün gün yoldaydık falan filan. Öyle biraz etrafı çekeyim size. Yeah.
günaydın arkadaşlar. Yine highlighter'ı abarttığım bir günle karşınızdayız. Şu an Malibu'ya geldik, kahvaltı edeceğiz. Buradan da Santa Barbara'ya geçeceğiz. Öyle ya, girdi yani teyzem ve annem sağ olsun yokluğun ortasında hep güzel yerlerde duruyoruz yani. Çünkü yokluğun ortasındayız, gidiyoruz böyle. Diyoruz ki acıktık, bir yer bulalım. Sonra bulduğumuz yerler hep böyle tatlı, ponçik güzel yerler oluyor. Öyle şimdi kahvaltı edeceğiz işte. Burada hava sıcak mı soğuk mu gidici de anlayamıyorum. Yani giydiğim şorta bakın ama yanıma hırka alıyorum böyle. Çünkü anlayamıyorum yani, şu an üşüdüm mesela. Burası biraz değişik o konuda. Bu arada ben niye bu kadar highlighter'ı sürüyorum yani? Yani bir de makyaj yapmayı bilmiyorum. Okey de bu kadar belli etme bari yani. Böyle böyle yapıyorum, çıkıyorum direkt. Neyse öyle. Evet şu an Santa Barbara'ya geldik. Evi arıyoruz şu an. Annemlerin arkadaşına geldik. Evi arıyoruz. Çok güzel bir yer. Tatlış bir kasabaya geldik. Ama evi bulamıyoruz. Buradaki ev güzel ha. Say hi to my video. You must go to bed. Who are you? What's your name? Looks a very purpley color. What's your name? He must go into bed too. Okay, say bye. Quiet in the hospital. Yürü git diyor resmen çocuk. Hiç konuşmak istemem ama dünyanın en tatlı çocuğu, en tatlı çocuğu, en tatlı. Evet, şimdi Santa Barbara'ya geziyoruz. O kadar madem geldik, o zaman güzel bir tur atalım diyoruz şu an. Buranın böyle bize önerdikleri restorana gidiyoruz şu an. Ya da öyle yürüyoruz ve oraya gideceğiz. Öyle işte yemek yiyeceğiz, öğle yemeği. Bayağı güzeldi bu arada yani, gittik. Çok çekmedim yani, çünkü sonuçta insanların evinde. Ama çocuk falan çok tatlıydı yani, orasını çektim. Öyle işte şimdi yürüyoruz. Arkadaşlar şu anda Santa Barbara Pier'deyiz. Annemle ayaklarımızı okyanusa sokmak istiyoruz. O yüzden çıkarttık her şeyi, çorapları, morapları. Şimdi gireceğiz. Burada bu arada Amerika'da biz şey düşünüyorduk böyle, herkes giriyordur sonuçta, okyanus çok güzel falan. Ama kimse girmiyor yani. Ne okyanusu? Pasifik. Neyse. Kimse girmiyor yani burada şeye. Ya şurada bayağı bir giren var ama normalde çok kişi girmiyor. Yani bizde olsa full dolar yani, böyle insanlar şey yapar. Bir tane bile şu an ben beach görmedim mesela. Ya da kimse girmiyor. Herkes güneşleniyor ama girmiyor. Neden girmiyorlardı? Çünkü şey, slope sanırım biraz kötü. Böyle balçıklı falan galiba. O yüzden hatta bizim oralara geliyorlar, Türk şeye giriyorlar. Ege'ye falan gelip şey yapıyorlar yani, denize giriyorlar diye düşünüyorum. Buradan bir bilgi vermek istiyorum izleyenlere. Benim palmiye hastalığım var yani, çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Eğer buradan beni izleyen fanlarım varsa bana palmiyeli editler yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Amerika'da son günümüz. Biz de Santa Monica'yı, hani üşüyoruz ve Santa Monica'yı geziyoruz. Güzel sokaklarda, caddelerde takılıyoruz. Öyle. Gün geçtikçe burayı daha çok seviyorum ve daha çok burada yaşamak istiyorum ama there's nothing holding me back. Yani ama yaşayamıyoruz, yapacak bir şey yok. Çok tatlı buralar. Her yer gibi. Öyle. Biraz etrafı çekeyim. Ay. Yüreğimi indirdin kız. Anneciğim, yorumlarınızı alalım, son günümüz. Güzel bir tatil oldu. Bayağı anlatacağım olay oldu. İyiydi, her şey güzeldi. Bence de. Sizce nasıl bir tatildi? Olumlu. Güzel hatıralar, güzel sohbetler, kaliteli zaman, güzel. Gayet keyifliydi. Sizce nasıl bir tatildi? Tamam.
Canı da zor. Bence de güzel bir tatil arkadaşlar. Biz kızlar olarak eğleniyoruz yani. Günaydın. Dün çekmedim yine bir kısımdan sonra ama çok komik ve değişik ve sinir bozucu şeyler oldu. Cheesecake Factory'ye gittik, sonra 3 tane çorba için 1,5 saat bekledik. Sonra gelmedi, geldiğin zaman kaşık gelmedi. Biz kavga ettik falan, bir şeyler komik bir şeyler oldu yani. Neyse sonra da eve, otele geldik zaten. Şimdi de gitme zamanı, eşyalarımızı hazırladık. Gerçi bu yaptığımız 4. valiz falan yani, 4 tane otel değiştirdiğimiz için. Neyse, şimdi valizleri yaptık, kahvaltıya gideceğiz. Oradan sonunda benim istediğim Hollywood Dağı'na gideceğiz. O yazıyı görmek istiyorum yani artık yakından. Öyle, sonra birkaç yere daha gideceğiz. Ondan sonra oradan havalimanına geçeceğiz. Sonra dönüş ve 14 saatlik yolculuk tekrar. Öyle, güzel bir tatildi. Daha sonra anlatırım. Şimdi gidiyoruz, lobiye gidiyoruz. Görüşürüz. Çok güzeldi. Çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Buradan buraya kadar izleyeniniz varsa helal olsun yani. Çok uzun olacak çünkü. Neyse, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Videoları beğenin, abone olun, yorum yapın. Sizi seviyorum. Bye bye.